Değerli basın mensupları, ülkemizde doğa bir bir tahrip oluyor. Özellikle geçen hafta Marmaris yangını ciddi bir orman kaybına yol açtı. Bir yandan da madencilik faaliyetleri doğamızı, ormanlarımızı yok ediyor. Ve bu çerçevede de geçen hafta yine İliç'te ciddi bir çevre felaketi yaşandı. Biz orman yangınları öncesinde soru önergesi verdik. Yeteri kadar yangın uçağı aldınız mı? Helikopterlerinizin sayısı yeterli mi diye 2 yıl önce biz uyarmıştık. Çünkü küresel iklim değişikliğinin olduğu bir dönemde kuraklaşma ve hızla orman yangınlarının arttığını biz Yunanistan'da gördük. Türkiye'nin de tedbir almasını istedik. Ama bize o gün dediler ki yeteri kadar uçağımız var, yeteri kadar helikopterimiz var, tedbirlerimiz hazır dediler. Ama biz en büyük orman yangını felaketini geçen yıl yaşadık. Ve geçen hafta da yine Marmaris yanmaya devam etti. Doğamızın bu kadar sahipsiz kaldığı bir dönemde Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Köyü'nde Anagol madenciliğini işlettiği ki Amerikan, Kanada ve yerli ortağıyla birlikte işlettiği bir maden burası. Biz son 6 ay içinde 3 defa gittik ve 13 Nisan'da da Orhan Sarıbal'la birlikte o maden bölgesini incelemek üzere oraya gittik. Orada bir kurnazlık yaparak şirket yöneticileri hakimin izin vermesine rağmen bizi sahayı gezdirmek istemediler. Fakat biz o bölgeyi, çevresini inceledik, atık havuzunu inceledik ve atık havuzu kapasite artırımına gidiyor. Neden dolayı kapasite artırımına gidiyor? 25 yıl için hesapladıkları havuzu, atık havuzunu 2 yılda, 3 yılda doldurdukları için kapasite artırmaya çalışıyorlar. Kapasite artırmaya çalıştıkları yer bir deprem bölgesi. Ovacık fayına 11 kilometre, Kuzey Anadolu fayına da 70-80 kilometre mesafede bir yerden bahsediyoruz. Ve orası dolguyla yükseltildikçe havuz depremde daha büyük bir tehlikeye açık ve her an patlayabilecek. Siyanür liçiyle yapılan bu altın üretimi dünyada artık vazgeçilen bir yöntem. Ve Romanya'da 2000 yılında yaşanan Baymare madenindeki felaketten sonra da artık Avrupa ülkeleri bu yöntemin terk edilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Ama Türkiye'de 20'ye yakın yerde bu yöntemle, siyanür liçiyle altın ayrıştırılmaya devam ediliyor. O bölgeye gittiğimizde vatandaşlardan aldığımız bilgiler çok sayıda kuşun öldüğü. Artık sabahları kuş sesleriyle uyanırdık, kuş sesi duymaz olduk dediler. Pulverizatör dediğimiz bu kapasiteyi daha fazla kullanmak için buharlaştırarak oradaki havuzda biriken atıkları havaya karıştıran o pulverizatörler çalıştığında biz İliç'te artık kokudan duramaz hale gelmiştik diye ifade ettiler ki İliç benim meczubeti yaptığım bölge, orada 2 yıl hekimlik yaptığım bir bölge ve deprem zamanı ben o bölgedeydim. Yani bir deprem felaketinin orada yaratacağı facia sadece İliç'i değil, Karakaya üzerinden Keban'ı, oradaki Karasu Nehri'ne karışacak olan atıklar önce Keban'a, sonra Karakaya Barajı'na, daha sonra Atatürk Barajı'na, bütün Mezopotamya bölgesine tehdit oluşturacak durumda. O bölgedeki bütün tarımsal sulama da bu barajlardan yapılıyor. Böylesine bir felakete açık hale getirmeye kimsenin hakkı yok. Anadolu bölgesinde böyle bir felaketin öncüsü olabilecek ve felaketin hazırlayıcısı olabilecek böyle bir projenin daha da büyütülerek devam etmesi daha büyük tehlikelere maalesef Türkiye'yi maruz bırakabilecek. Bizim o uyarılarımızın hemen akabinde daha 10 gün geçmeden bu felaketin yaşanması da umut ediyoruz. Tedbir alınır, önlem alınır. Bundan sonra daha da büyütüp daha da büyük felaketlere açık hale getirilmez bölge. Daha önce Şebin Karahisar'da Kelkit Vadisi'nde benzeri bir felaket yaşandı. Bu faciada 20 ton kadar bir sıvının oradaki bölgeye aktığı, yani dere şu anda kuru da olsa sonuçta yola kadar bunun taştığı ve sonuçta o bölge toprağının kirlendiği apaçık ortada. Daha önce Lefke'de, Kuzey Kıbrıs'ta yapılan maden yarım bırakılıp terk edildiği halde o bölge zehirli bir atık deposu olarak hala o bölgeyi tehdit etmeye devam ediyor. Bu tür felaketler sadece o dönemi değil,
gelecek dönemleri de çok ciddi manada tehdit altına alıyor. Bu konuda 8 kilogram kadar net siyanürün oraya karıştığını ifade ediyorlar. 1 gramı bile bu kadar zehirli olan bir kimyasalı artık dünya terk etmişken bizim kullanmamamız gerekiyor. Dün mecliste araştırma önergesi verildi. Konuyu tüm taraflarıyla araştıralım diye HDP vermişti önergeyi. MHP ve AKP bu önergeyi de reddetti. Araştırmayalım, gerek yok dediler. Halbuki bütün Anadolu'yu tehdit eden, tarımı tehdit eden, bu kadar kıtlık döneminde olduğumuz bir dönemde tarıma yönelik bu öyle bir açık tehdit varken ve bölge deprem bölgesiyken, küresel iklim değişikliği nedeniyle her an, her yerde sel felaketi yaşanıyorken böylesi bir riski görmezden gelmek mümkün değil. Bununla ilgili tepkileri almamak mümkün değil. Geçici bir durdurma var ama bu yeterli değildir. Bölge güvence altına alınmadan hiçbir işleme müsaade edilmemesi gerekiyor. O bölgede gördüğünüz bu havuz, burası da ilçe merkezi. İlçe merkezinden daha büyük bir havuza sahip, sadece havuz. Şu bölge madenin çıkartıldığı ve cevherin depolandığı bölge ve altının üretildiği bölge. Ve bunların hepsini yaparken devlete kalan pay ne biliyor musunuz? Kaz Dağları'nda ki o altın madeninde 25 yıl boyunca devlete kalacak sadece 50 milyon dolar. Yılda 2 milyon dolar. Yani dün geçen 1 milyon dolar ceza kestiklerini ifade ediyorlar. Mesele ceza kesilmesi değil. Bütün Anadolu'yu yok edebilecek bir tehlikenin ortadan kaldırılması meselesidir. Bunun ceza kestik, biz bu işi kapattık diyerek üstünün örtülmesi mümkün değil. O bölgede tamamen ilçeyi yok eden, hemen görüyorsunuz burası Karasu Nehri ve burası da maden. Yüzlerce bir metre bile yok aralarında ve buradan şu dereden akan bir su, yani o atık havuzundaki kirli kimyasallar her an buradaki İliç Barajı'na, oradan da bütün Anadolu'ya tehdit edebilecek bir durumda. Şöyle yemyeşil olan doğa maalesef yok ediliyor. Ormanlık bölgeydi zaten buranın bir kısmı. O da ortadan kaldırıldı. Şurada hemen yanı başında görüyorsunuz. Daha önce pulverizatörler kullanıldığı için şu kimyasallar oradaki betonu kırmızıya boyamış durumda. 1280 metreye çıkartılmak isteniyor bu derinlik. Yani şu anda 1220 metre olarak işaretlenmiş burada. Buradaki bu ilave yığma toprak en ufak bir depremde kolaylıkla heyelana ve oradan da bütün atıkların hemen yanı başındaki Karasu'ya ve oradan da Fırat'a karışması mümkün. Şöylesi 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Bu yöntemler ancak 3. dünya ülkelerinde devam edilen yöntemler. Biz 3. dünya ülkesi olmadığımızı göstermemiz gerekiyor. Madenlerimiz çıkartılacaksa yine devletin kurumları aracılığıyla ve güvenli yöntemlerle bunlar çıkartılmalı. Bir avuç yandaş, bir avuç emperyalist ülke şirketi kazanacak diye Anadolu'yu tahrip etmeye kimsenin hakkı yok. Ben sözü Sayın Orhan Sarıbal'a bırakıyorum. Sık sık o bölgeye gidip gelmeye devam edeceğiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Aslında Ali Bey detaylarıyla çok net bir şekilde anlattı. Özellikle belki insan sağlığı açısından yaşanan sorunlara da belki değinir diye düşünüyorum ama yoğun bir çocuklarda, yeni doğan çocuklarda ve cilt hastalıkları olduğu söylenmekte, kanser vakası sürekli arttığını söyleyen halkımız var yani pratik olarak. Ama şunu net söyleyelim. Ali Bey de söyledi. İliç maden meselesi, İliç'teki siyanürle altın arama meselesi aslında bir politik meseledir. Aslında bir siyasi meseledir. Türkiye'nin iktidarının Türkiye'de madenciliğe bakış açısıdır. Dünyada maden çıkararak, kendi topraklarında madene izin vererek ama maden çıkaranların yabancı ve özel şirketler olduğu bize benzer ülkelerin hiçbirinde kalkınmanın ve gelişmenin olmadığını görüyoruz. Çünkü kar, çünkü para, çünkü refah şirketlere ve yabancı ülkelere kalmakta ama zehir, ama yoksulluk,
Ama hastalık o ülkelere kayılmakta. Adeta bu tür madencilik modeli bizim gibi ülkelere yoksulluk saçmakta, hastalık saçmakta, çevre kirliliği saçmakta ve elbette tarımın yok olmasına neden olmakta. Detaylarıyla söylendi. Belki deprem meselesi üzerinden biraz daha durmak lazım. Şöyle, bilim insanları şunu söylüyorlar. Erzincan biliyorsunuz fay hattı bölgesinde. Ama bu maden öyle bir noktada ki bir tarafta Munzur, Tunceli'yi etkilemekte. Bir tarafta Malatya, bir tarafta Erzincan'ın kendisi, bir tarafta Sivas. Yani bu madende yaşanacak bir deprem sonrası siyanür çukurunun ortaya çıkaracağı patlama, akıntı çok ciddi anlamda Ilıç'tan Fırat'a, Karasu'ya, Keban'a, Atatürk Barajı'na, yani o büyük coğrafyanın bütününe etkili olacak. Ve o bölgede tarımsal üretim ne yazık ki bitecek. Kaldı ki bugünün koşullarında bile baktığınızda çok net şunu söylemek lazım. Oradaki insanlar bunu tespit etmişler. Kuş yolları göç yolunda olduğu için artık kuşun gelmediği bir bölge olmuş. Etrafta yaşanan küçük canlıların artık yaşamaz olduğu söyleniyor. Aynı şekilde nefes almada güçlük çekiliyor. Söylendi, çok net bir şekilde Ali Bey söyledi. Bu atık su, siyanürlü su, havaya püskürtülerek, buharlaştırılması sağlanarak su seviyesinin düşürülüp tekrar oraya daha fazla atık atma olanağı sağlanmakta. Yani vahşi bir buharlaşma yöntemiyle atmosfere bunu püskürterek daha fazla orayı kirletme modeli. Oysa bilim ne diyor? Dünya ne diyor? En az 150 metre, 200 metre toprağın altına geniş alanlar yaratarak ve oraları da çok net bir şekilde tecrit ederek, membranla net bir şekilde koruyarak oraya verebilirsiniz diyor. Yine söylendi, Ali Bey net söyledi. Sel, aşırı yağmur geldiğinde o 600 futbol sahası büyüklüğünde, genişliğinde ve 1200 metre derindeki bir havuzun yaratabileceği o vahşeti şöyle bir hayal etmek lazım. Bu kadar ağır. Soru belki şu, cevabı da onun içinde saklı. Firmalar gelir der ki bu topraklarda 10 yıl çalıştıracağız. Örneğin Kaz Dağları'nda 6 yıl çalıştıracağız dediler. Burası için de 15 yıl, 20 yıl gibi bir süreler kullanıldı. Ama birlikte gittiğimiz gün keşif gelmişti. Hem sahayı genişletme amacıyla hem de havuzu büyütme aracıyla oraya bir heyet gelmişti. Hukuk heyeti. Ne yazık ki şirketler hukuku bile gasp etmişlerdi. Hakimin bize ulaşmasına engel oldular. Biz gitmeden, bizi yanlarına almadan orada bir gezinti yaptılar. Şimdi o gün orada duran hakimi buradan uyarıyorum. O gün oraya o keşfe gelen bilim insanlarını bir kez daha uyarıyorum. Şimdi bu patlamadan sonra ne düşünüyorsunuz? 4 ay gibi söylenen, birce tamamen kapatılması gereken o maden meselesi için şimdi hangi vicdanla, hangi akılla, hangi şirketlere teslim olma anlayışıyla sürece bakabileceksiniz? Değerli arkadaşlar, 15 yıl, 10 yıl, 6 yıl çalıştıracağız diyorlar. Sonra gideceğiz diyorlar. Ama kullandıkları membranın ömrü ne kadar biliyor musunuz? 150 yıl, 200 yıl. Bu ne demektir biliyor musunuz? Biz sizin topraklarınızı 6 yıl, 7 yıl, 10 yıl, 15 yıl boyunca kirleteceğiz. Çevrenizi kirleteceğiz. Sizin bize bahşettiğiniz, kendinize ait olan, halkınıza, devletinize, toplumunuza ait olan o altınları, gümüşü, bakırı alacağız. Bütün çöpü ve bütün zehiri de size bırakacağız. Ve buna seyirci olan bir hükümet mekanizmasından bahsediyoruz. Yani şunu bir türlü öğretemedik. Ölüler altın takmaz. Yerin üstü altından kıymetlidir. Önemli olan o toprağın üstünü görmek, ondan olumlu, verimli bir yaşam çıkarabilmektir. Yani kısaca biz İliç'te yapılan vahşi altın madeni çıkarma sistemini reddediyoruz. Ilıç'taki siyanürlü
altın çıkarma maden işletmesinin derhal üretiminin durdurulmasını istiyoruz. Bu konuda çok net ve bu bölgenin tekrar ıslah edilip Türkiye'nin en büyük ama tarihinin en büyük siyanür felaketine maruz kalmaması için bir an önce bütün toplumu duyarlılığa, basını duyarlı olmaya, sadece Erzincan'ın meselesi değildir bu mesele. Biraz önce söyledim, Sivas'ın, Tunceli'nin, Malatya'nın, Elazığ'ın, Munzur'un, Fırat'ın, Adıyaman'ın, Mezopotamya'nın yani insanlığın temel meselesi olduğunu bir kez daha buradan hatırlatmak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz.